Evet arkadaşlar, motorumuzu kayacağız. 125. Ne yapıyoruz be? Neler yapacak motorumuzu? Bugün motorumuz 53.000'e geldi. Ön varyatör değişecek. Kayışımız değişecek. Diferansiyel yağımız değişecek. Varyatör kayış değişimi yapacağız değil mi? Kayış değişimi de bakım olacak yani. Üstündeki orijinal varyatör değil mi? Üstündeki orijinal fabrika çıkışı. Kayış daha önce değiştirmiştik. Kaç değişmişti? 36.000'e değişti. 52.000'e şu an. Yani çok fazla yokuşta kullanmamız için biraz çabuk şey yapıyor. Ne yapacağız? Farklı bir baga mı kullanacağız şimdi? Şimdi Dr. Pillay'ın bagasını kullanacağız. Denemek amaç. Daha öncesinde Monos'u 14.5 kullanmıştım. O çok zorluyordu motorum biliyorum. Sen yolda kalmadan gelelim artık. Bakalım. Kaç günde şu an? Ya 14 oradan 16 günde. 16 günde. Aslında 2000 daha falan bilseydim. Bazı arkadaşlar 30-40 bin biliyorlar. Ha, sınırlar zorlamayı sevmiyorum. İş yapıyorum sonuçta sizinle. Yolda kalsam 2 kat masraf çıkacak belki 3 kat. Aynen. 2 tane kitapçı kokuyorlar. 2 tane video izliyorlar. Sözüm ona bazı arkadaşlar. Ondan sonra eğitici usta modunda patavatsız yorumlar yapıyorlar. Biz eğitimine göre yıllarca emek verelim. Sen gel iş güzellik adı altında patavatsız yorumlar yap. Bu arkadaş kendini biliyor. Eksikti belki şurada bir tane. Aa, onu alacaktık. Onu alacaktım, onu almadım. Bütün civatalarımızı söktük mü? Söktük. Tık, bu yerimiz yani. Bak pırır pırır tertemiz. Daha önceki bakımları da biz yaptık. Değiştiriyorsun belki öyle mi? Hı? Kaşı değiştiriyorsun yani. Ya durumu kötü mü bilmiyorum. Sen basacaksın, değişmesi gerekiyorsa değiştirecek yoksa. Çalıştır motoru bakayım. Bir yan buraya. Çalıştır. Böyle sallanıyor sürekli. Vay canım da yiyor orada. Yiyor. Tokatlanıyor kardeşi, uzanmış. Ya şey, bakım geldi ondan da muhtemelen. Şimdi sökeceğiz, bakacağız belki.
Masurası roman değişmişti içine. Daha önce değiştirmiştik. Aynen. O fışır fışır sesin sebebi ne yapıyor ki? İstanbul'da güreşi duruyor. Ha. Gayet iyi durumda. Sıkıntı yok. Bakalım şöyle. Bakalım gelmiş. Çekiyoruz. Kızaklar da gayet iyi durumda. Sıkı. Gagalar da gayet iyi durumda. Espanyol'da artık setler oluşmuş. Şimdi şuraya kadar geliyor. Buradan yukarı çıkamıyor. Ben tapsu bedenini düşürüyor motoru. Kaç yani? Bastın mı motoru? 117'den 110'a düştü. Bir de aynı şekilde. Soğutucu pervanemiz de aynı durumda. Seti oluşmuş. Burada yığılma olmuş. Buraya kadar gelir. Burada takılır. Kayışı ölçelim. 22-23. Çok da fazla incelmemiş yani. Yarım milim falan bir şey var belki. Yani çok da fazla bir şey yok. 3-5 bin kilometre sonra ses artacak. Biraz daha rahatsız etmeye başlayacak. Sen diyeceksin ki bu kez yine abi o motorda tosiyon ses geliyor, değişik sıkıntı oluyor falan filan. Değiştirelim. Açmışken gerek yok. Değiştirelim. Evet, olmaması gerek. Ben bunu bu şekilde takarım 3-5 kilometre sonra. Ses artar, titreşim artar. Çok kötü mü? Çok da kötü değil. Hayır, bir süre daha gider ama sen biraz takıntılı olduğun için seslere falan. Varyatörümüz gayet iyi durumda. Çok fena değil. Bir süre daha kullanılabilir ama şimdi arkadaşımız sese ve konfora biraz takıntılı olduğu için ön varyatör set değiştireceğiz. Kayışını değiştireceğiz. Kasağımızı açacağız, bakımını yapacağız. Sonra motorumuzu toplayacağız. Yine rutin bakım ve temizliğimizi yapacağız. Her zaman olduğu gibi. İlk olarak kasnağı sökerek temizliğe başlıyoruz. Masurasını falan değiştirmiştik zaten. Burada yani olması gerektiği gibi yağsız falan kalmamış. Bakımını biz yaptığımız için burada gayet iyi durumda. O seni rahatsız eden varyatördeki hafif oluşan o boşluk ve set seni rahatsız eden sorun. Her şey olması gerektiği gibi olsun ya. Ya bakıyorsun bazen kayışta hiçbir şey yok. Gayet iyi durumda ya. Diyorsun ki bu kayış rahat bir 10 bin falan daha gidermiş aslında diyorsun. Bir bakıyorsun kayış kopuveriyor. Onun araştırmasını yaptım abi. Kayış belli bir aşılmadan sonra çok daha hızlı eskiyor. Kayış 18 bin 20 bin kilometreden sonra daha hızlı deform olmaya başlıyor. Sürekli ısıya maruz kalan kayış belli bir süre sonra daha çabuk deform olmaya başlıyor. Kalitesini yitirmeye başlıyor. Ya bazen de bakıyorsun kayış iyi ki kopmamış diyorsun. Çatlamalar falan başlamış. Ki bende de var çatlamalar her yerde başlamış. Çatlamalar falan başlamış. Ama kopmamış. Bakıyorsun kayışta hiçbir şey yok, hiçbir çatlama falan hiçbir şey yok. Kayış bir anda kopuveriyor. Bu tamamen sürücüyle alakalı bir durum. İşte ani kalkışlar, bazen ani duruşlar falan ciddi anlamda etkiliyor. Temizlemeden önce her zaman olduğu gibi oriklerimizi silip şöyle bir kenara alıyoruz.
Her bakımda olduğu gibi rutin, temizlik işlerini aynı şekilde her zaman olduğu gibi her bakımda yapıyoruz. Mutlaka. Debriyajı da yeni değiştirmiştik değil mi be? Gayet iyi durumda zaten. Sıkıntı yok. Bunu her bakımda ayırmazsak eğer bu zamanla buraya oksitleniyor, yapışıyor. Balatalar sökemiyoruz. Bunu her bakımda mutlaka her radyatör bakımında debriyajı ayırıp temizliyoruz. Evet. Benzin salmışım. Balata spreyi kullanıyorum artık. Daha maliyetli. Daha pratik oluyor yani. Gayet iyi durumda. Çok gibi, şu taş gibi. Zamanla ısıya maruz kalan, işte onu anlatmaya çalışıyoruz, tamam mı? Bir anda özellikle ani kalkışlarda yoğun trafiğin ortasında oluyor genelde. Küt diye gidiveriyor. Bizim işimiz zaten yoğun trafikten geçiyor. Küt diye gidiveriyor. İşte hani kayışta bak görüyorsun, hani çok ciddi anlamda gözle görülür bir sıkıntı yok değil mi? Görüyorum. Ama işte seni bir anda yolda bırakabiliyor, kopu verebiliyor. Ya binerken mesela uzun yola çıkıyorsun Ahmet abi, 90-100 gidiyorsun ya, kayış kopacak korkusu yaşatıyor sana, o kalkıştaki titreme. Tabii illa ki bir güvensizlik oluşuyor ister istemez.
Bu içerideki vurman gresiz kalmayacak abi. Masura gresiz kalmayacak. Onu yapma sebebimiz ne abi? Takı çeviriyoruz. Herhangi bir ses falan onu mu ölçüyoruz? Yağlamayı eşitecek bak şimdi. Yani güzelce yağdık. Şimdi rulmanları greslemiş olduk. İçine aldım. Şunu. Daha iyi yapacağız. Tamam mı? Peki zırt sesi vardı ya, rüzgar sesi geliyordu sanki. Duydun mu? Evet. Şimdi o... Bak o ses bu ses. Bunun... Nasıl bu ses işte? Onu nasıl geçiriyoruz? Geçirdik işte. Gres diyerek. Gres diyerek. Bütün parçaları. Kırıştırıp kırıştırıp takıyoruz böyle. Oriklerimizi takıyoruz. Her zaman olduğu gibi. Pinlerimizi yerine taktık. Oriklerimizi taktık. Pinlerin kapağını da yerine oturttuktan sonra şu gres fazlalıklarını alıyoruz. Bilimizin üzerine sürüyoruz. Evet, takozlarımızı takıyoruz. Kanatlarımız gayet yerine rahat bir şekilde girecek, rahat bir şekilde çıkacak. Şu şekilde. Yayların yönü var. Bunları defalarca göstermeye gerek yok zaten. Belli oluyor, takamazsınız. Şu geniş yer, geniş olan yeri, dar olan yer. Debriyajın üç kısmını, arka kısmını şekilde takarken tornavidanın ucunu balatanın deliğine sokarak ekstra zarar vermiyoruz balatanın şuradaki deliklere, genişletmiyoruz. Buradaki delikler de genişlediğinde debriyaj tam anlamıyla görevini göremiyor. Yayı tutup gerdirdiğimiz zaman zaten yerine direkt oturuyor. Şekilde zorlamaya gerek yok. Yerine oturduğundan emin oluyoruz. Kontrol ediyoruz.
Her şey olması gerektiği gibi. Şu segmentlerin yerine rahat oturabilmesi için sacı yerine iyice takıyoruz. Daha kolay takabilmek için. Elimizde bir varga burnu şu şekilde. Onu da yeni var herhalde. Aynen. Kontrol ediyoruz. Oturmuş mu? Oturmuş. Oturmuş. Kaskanını verelim. Kaskanımız gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Yayımızı oturtuyoruz. Kaskamızın üst kısmını bir bez yardımıyla silersek daha güzel olacaktı. Takarken elimiz gres olduğu için gres bulaşabiliyor. Kalkışlarda bazen kayış tam tutunamadığı için silkeleme yapabiliyor. Bu ilk bakım sonrası böyle şeyler olabilir. Bu da bu sebeplerden dolayı olur. Burada çoğu bezlerden değil. Bezlisi zaten çok değil. Bir 10-20 kilometre sonra düzelir o. Balatamızın aydınlaşmış kısmını şu şekilde zımpara yardımıyla yüzeysel bir şekilde o aydınlaşmayı alıyoruz. Bu kadar bizim için yeterli. Kavrama tasını zımparalıyoruz. Oraya yapışmış balta koyacağız değil mi? Aynen. Burada zamanla aydınlaşıyor. Buranın aydınlaşmaması lazım. Buraya çizikler atanlar oluyor arkadaşlar. Buraya o tür işlemleri kesinlikle yapmıyoruz. Bunun da bir ömrü var. Zamanla şuradaki mesafe incelebiliyor. Bunun da belli bir kilometre sonra değişmesi gerekiyor. Şu iç kısımda boşluk oluşuyor. Yani buraya çizik atarak falan bu kavrama durumunu iyileştirmeye çalışıyorlar ama sağlıklı bir çözüm değil. İllaki şu şekilde çizik atıyorlar. İllaki ne oluyor? 40 bin gidecek diyebilir, 10 bin de belediye. Hayır, kesinlikle öyle işlemler yapmıyoruz bu tasın içinde. Doğru bir işlem değil. Bu iç kısımlara
zarar görmüyoruz. Bazıları balatayı çiziyor sadece. Kavrama tasına. Balatayı çizmiyoruz. Tasın içini çizmiyoruz. Kesinlikle yapmıyoruz. Sizin paralıyoruz. Belli bir ömrü var zaten. O ömrü tamamladıktan sonra bunu da değiştiriyoruz. Her parçada olduğu gibi. Evet. Gelelim asıl konumuza. Evet arkadaşlar. Ömer'in. Şimdi ben işte şu gram baga kullanmak istiyorum. Bu gram baga kullanmak istiyorum. Falan istiyorum. Plan istiyorum. Diyen arkadaşlar. Yok. Doktor kulleyi kullanmak istiyorum. Evet. Doktor kulleyimiz. Motorumuz BCX 125. Doktor kulley. 17 gram. 17 gram. Normal orijinalinde ama son 8.5 çıkıyor. Baga kullanıyoruz. Kullanacağız daha doğrusu. BCX'de ilk kullanacağız bunu biz bu BCX'de. Daha önce bu BCX'de Malossi falan kullanıldı. 14.5 gramdı. Aynen. 14.5 gram Malossi falan kullanıldı. Kullanılabiliyor. Bundan mümkünse bunun da yönü var. Bakın burada gösteriyor arkadaşlar. Bu nasıl takılırdı falandı filandı. Aldığınız zaman pulleyi, doktor pulleyi bagaya aldığınız zaman baganın içinde bak şurada yazıyor bak. Şurası şu duvar. İşte bu yatağın, tahrik yatağının şu duvarı yani şurası. Şurası. Bak şurası. Şurası yani. Anladınız mı? Şurası. Şurası yani. Nasıl takıyoruz bagayı? Şu şekilde duvara yaslıyoruz. Şu şekilde. Açık kısım bize bakacak şekilde. Aynen. Bunda zaten ters takmak mı? Bunda değil. Açık kısmı kendimize çeviriyoruz şu şekilde. Normalde bandolarda kapalı kısmı kendimize çevirirdik. Bunda açık kısmını kendimize çeviriyoruz. Yani şu daha kapalı olan kısmını diğer tarafa çeviriyoruz. Daha açık olan kısmını şu şekilde kendimize çevirip takıyoruz. Şu şekilde. Doğru mu taktık be? Doğru taktık. Aynen burada da zaten gösteriyor. Gördüğünüz gibi yazılar bize bakıyor. Ve sonrasında pulley şöyle bir trans pulu gönderiyor arkadaşlar yanında. Bunu da burcun önüne takıyoruz. Top speed'de azalma olmaması yani tam performans alabilmek için bunu da burcun önüne takıyoruz. Ya da yaklaşık 1 mm çapında. Bunları gresleyenler var, greslemeyenler var. Biz gres sürmeyeceğiz pulleylere. Gressiz takacağız. Burcumuzu gresliyoruz. Zaten burç en çabuk şeye başlıyor. Değil mi? Değişmesi yok. Orijinal kendi kızaklarını kullanacağız. Doktor kuleyi bulamadım. Şu kızakların da bak şuraya rahat açılıp kapansın diye değil mi? Evet. Ben videolarda görüyorum. Bazı arkadaşlar şurayı sıkıyorlar. Yani şu kızak daha yerine sıkı tutunsun diye şu kızağın geçtiği şu kısmı bazı aparatlarla şu rampayı sıkanlar var. Kızağın oturduğu alanı daraltan arkadaşlar var. Bunları kesinlikle yapmıyoruz arkadaşlar. Yerine rahat girip çıkamaz. Kesinlikle. Ya. Bunun rahat bir şekilde esnemesi gerekiyor aşağı yukarı. Bunu buraya sıkıştırdığımız zaman baga nasıl açılacak? Nasıl esneyecek varyatör? Varyatör nasıl açılacak? Mümkünse de şu aşağı yukarı kızakların kaydığı şu alanı gresliyoruz. Bunları daha önce göstermedim ben ama ben her bakımdan yapıyorum. Şu şekilde bak şu şekilde aşağı yukarı bunun rahat girip çıkması gerekiyor. Olay bu. Evet şu ne demiştik? Şuradaki set burcun set kısmını kastan iç kısmına getiriyoruz. Gresliyoruz tekrardan. Evet olay bu. Tamam mı Bek? Tamamdır.
sevgili dostum. Bir de Tansoy'da şöyle bir şey demiştim. Ben bakıma götürüyorum bakımı. Motoru titreşimden kaynaklı. Yani varyatör bakımına giriyor. Hı hı. Bakım yapıldıktan sonra motor çok çok daha fazla titremeye başlıyor. Yazın sebebini sorduğumda da kres akıp kayışa gidiyormuş. Şöyle bir şey var mı? Kres denen yerler. Şimdi biz hani orantılı sürüyoruz ya, diyoruz ya işte gres sürülmesi gereken yerleri anlatıyoruz, özellikle çok fazla abartmadan diyoruz. Şimdi bu hızla döndüğünde ne yapıyor? Açılıyor, alana yayılıyor. Mesela özellikle kasna sürdüğümüz, vurmanlara sürdüğümüz, bak şuralar bazen yağlanır. Çok aşırı sürdüğün zaman gresi bu kasnanın içini komple sarar. Ne yapacak bu kez? Barata tutunamayacak. Bu kalkışlarda özellikle bir titreşim oluşacak. Bu gresin doğru, orantısız sürülen gresin yüzünden. Kanatlarımızı güreslemiştim. Evet, şu şekilde. Normalde bu trans bulunu takmayanlar var. Ben şahsen tercih etmiyorum belkinin takılmasını. Sana bırakıyorum dedi. Ben şimdi takalım abi. Ya şöyle diyeyim, ben bunun Doktor Kure'yi kullanan arkadaşlardan dinledim, YouTube'dan araştırdım. Mesela bir 3-4 kilometre, 5 kilometre kadar eksiltiyor. Deneyelim, bir dahaki bakıma çıkartırız, bir de öyle deneriz. Senin o aradığın 3-5 kilometre hızı bu yansıtacak. Şu torkunu düşüreceksin, yani onu da söyleyeyim sana bunu. Buldum değil mi? Hı-hı. Deneyelim bakalım. Orijinal kayışımız. Bakıyoruz şu şekilde. Yönüne falan dikkat ediyoruz. Her zaman olduğu gibi. Özellikle her bakımda söylüyoruz. Yazılar bize bakacak. Onda neden yazılar bize bakacak? Arkadaşım bunu şu şekilde değil de şu şekilde taksak ne olur diyen arkadaşlar var. Bak güzel kardeşim şöyle söyleyeyim. Şimdi biz bunu bu şekilde taktık. Yazılar bize bakıyor. Şimdi bu motorun bakımını biz yaptığımız için biz biliyoruz nasıl taktığımızı. Bu şimdi bu kayış bu şekilde alışacak. Bu şekilde alışacak. Bu yönde. Şimdi bu bakıma başka yere gittiği zaman bakımda özellikle. Bakıma gittiği adam bu kayış şu şekilde takarsa kayış bu yönde alışmıştı. Ne yapacak bu kez? Bu yönde taktığında aksi yöne çalışmış olacak. Bu da kayışın ondan sonraki çalışma sürecinde kayışa zarar verecek. Honda zaten bunu bize göndermeden önce bir alıştırma, bir deneme aşamasına sokuyor. Test ediliyor. O esnada yazılar bize bakacak diye yapıyorlar. Özellikle bunu bu şekilde tak çalışsın demiş. Kayışa yön koymuş şu şekilde. Tamam mı arkadaşlar? Bunu bu şekilde takıyoruz. Kayış da bu şekilde alışıyor. Ve daha sonraki bakımlarda motorumuz başka yere de gitse kayış aynı yönde takılıyor. Yani ustalara sözleşme gibi bir şey abi. Arkadaşlar. Bunu tutuyoruz. Pulumuzu taktık. Ön varyatörümüzü, soğutucu pervanemizi, burcumuzu sıfır taktık. Kayışımızı yeniledik. Doktor Pulley Baga taktık. Kızak değişti. Kızaklar, orijinal kızak taktık. Kastanın içindeki dişli kısmına gres sürüyoruz. Haşınma yönlemesi için. Ya oynat tüm parçalara gres sürmeye çalışıyorsun abi. Evet. Kayışın arada kalmaması gerekiyor. Arada sıkarsak eğer, aradan almazsak ezeriz en basit. Kayış arada sıkışır, ilk marşta kırılır.
arkadaşlar. Bas bakayım. Güzel kardeşim. Bismillahirrahmanirrahim. Basıyor. Bas. Çekler. Şimdi şu bir şey kalmadı. Ustanın ellerine düştü. Hey, gaz ver. Şimdi 1 milim atmış olduğumuz puldan dolayı böyle taze kayış olduğu için yumuşak biraz daha. O biraz daha zamanla sisiye maruz kaldığından dolayı sertleşiyor. Bir dönem böyle bin. Deneyim bakalım. Deneyim. Evet, motorumuza doktor fırlay bağlı uygulaması yaptık. Kızaklarımız orijinal, kayışımızı değiştirdik. 0. Ön varyatörümüz 0. Arka kasnak bakımı yapıldı. Detaylı bir varyatör bakımı yapmış olduk. Bir hava filtresine bakayım. Performans hava filtresi vardı değil mi üzerinde? En iyisi abi. En iyisi. DNA'nın hava filtresi var. Daha 2000 kilometre oldu yakaladı. 2000 kilometre oldu değil mi takılalı? Evet. Çekiş çok çok fark etti. O zaten yağlı abi. Kendi yağı değil mi? Kendi yağı. Bu Yunan malı. Ondan sonra BMC geliyor. Biz Yunan malını sevdik. Evet arkadaşlar, performans hava filtremiz 1 milyon kilometre kullanabileceğimiz, bakımlarını düzgünce yaparsak tabii. Bir tabii bakımlarını kilometre. Düzgün bir şekilde. Bunun temizliği şöyle yapılıyor. Üst taraftan losyonunu sıkıyorsunuz çıkartıp, şu taraftan. Ondan sonra bir 10-15 dakika bekliyorsunuz. Herhangi bir şekilde su falan tutmuyorsunuz. Kendi kendine yağ çözünmeye başlıyor. Kitleri var, onlardan alıyorsunuz ya da Kian, ama BMC en iyisi. Çünkü bu Kian'la aynı filtreyi kullanmıyor. Pamuk oranı %98, biraz daha yüksek Kian'dan. Bu dişi yüzeyi, pamuk iç yüzeyinde böyle bandaj gibi bir şey var. Pamukları sıkıştırıyor. Tamam zamanla. Peki şeyi şunu da bir açıkla son olarak. İçindeki bu losyon, bu yağ neden sıkılıyor? Yağ bu çok fazla, gözenekleri çok büyük olduğu için. Örnek veriyorum, şuralarda var zaten pislik, elime de bulaşıyor. İçeriye çok rahat bir toz girişi olur. İçeride... Onu engellemek için yağ sıkıyoruz, yağ da o tozları tutuyor. Aynen, içeriye giren kirli havayı önlemek için yağ sıkıyoruz değil mi? Evet. Bu yüzden bunun bakım kitini alıyoruz arkadaşlar. Tabii biraz fiyatı da söyledik, fiyatını da açıkla. Ben bu bunu 3.5'a aldım geçen sene. Şu an satıcısını tam konuşmadım, bilmiyorum. 4 civarı olması gerekiyor, zam gelmiştir. 1000 liraya da temizleme kiti geliyor. Ama sizi de üzmüyor. Mutlu ediyor. Hava filtre masrafından kurtarmış oluyor. Yani 1 milyon kilometre. Yeni PCX alın. Bundan sökün, ona takın. Peki motorda ne gibi artıları oldu bunun? Ondan da kısaca bahset bize. Kullanıcı yorum alıyoruz arkadaşlar. Mesela 70'den 80'e 2 saniyede, 3 saniyede çıkıyor veya 5 saniyede çıkıyor, örnek veriyorum. Evet. 5'te çıkıyorsa 3 saniyeye kadar düşürüyor.
Yakıtta da oynama yapmıyor. Peki tavsiye ediyorsun değil mi bu arkadaşlar? Tavsiyendir hani. Maddi yönden de tavsiyendir. Motorunu seven manevi yönden de tavsiyem oluyor. Evet. Motoru genelde motorunu kişiselleştirmiş arkadaşlar. Özellikle motorunu seven arkadaşlar. Bu kim? Hava filtresini mutlaka kullansınlar. Taksınlar motorlarına. Kullansınlar. Ya, arabaya takabiliyorsanız arabaya da takın. İlla sadece motor değil. Şunlar olmadan eziyet oluyor zaten. Evet, onlar da agresör bir fırsat atarken yerine daha bu şekilde. En son ufak bir torkluyoruz. Evet, her tarafı aynı değerleri torkluyoruz arkadaşlar. Ustanın eli her cıvatayı aynı değerde torklamalı. Ustanın eli her cıvatayı aynı değerde torklayamıyorsa eğer gitsin tork dersi alsın. Bir yer 5 ise bir yer 4 olur en fazla. Yok, 4.99 olur. Ama şu 4 olmaz diyor. 4 olmaz. Bir taraf 5 ise bir taraf 4.99 olur. Tamam mı? Açmışken değiştirmekte fayda var ama. Yaklaşık 120 miligram. Tamam mı? Fazla olsa ne olur? Keçeyi patlatır. Aynen öyle. Gel gel. Oğlum şu söyle de dışarıda dursun. Motora olacak. Geri zekalı. Tam geri zekalı ya. Yürüyor değil mi? Düşüyorsun abi. Geri zekalı yürüyor. Şimdi bununla biz bak zulüm yok. Neler neler yaşayacağız gördün mü? Şimdi videoyu alsan bir kaydı alsan. Ha? Duyuyor bir kendi kendini bunu bağırıyor. Oğlum onu geri al. Abi geri. Yağmur yağıyor. Geri al geri. Benim motorum da değerli. Bak seninki değerliyse benimki de değerli. Ya şu kötülüğü yapmayın bana artık ya. Ya sizin motorlarınız değerli de bizimki değerli değil mi abi? Ben belki 35-40 yaşında zannettim. Aleykümselam kardeşim. Ne yapıyorsun? Kolay gelsin. Abi biraz geç kaldım. Tokalaştık. Elimi niye siliyorsun? Tokalaştık. Tokalaştık abi selamlaştık. Bir daha toplum içerisine girince selam veririz ilk olarak. Tamam selam vereceğim de abi sen selam video çekiyoruz dediğin için ben selam vermedim. Ondan önce bir ton laf söyledin. Yok abi ben kesin. Bir selam vermedin. Ben bu konuda keserim. Video çekiyorum dediğin için ben vermedim. Tamam sen sonra bekle. Hayırdır abi sen bize ne demek istiyorsun ya? Bitsin motorun işi seni alacağız. Motordan sonra alacağız seni. Motorumuza neler yaptık tekrardan özetleyelim arkadaşlar. Doktor Pulley Bug'a kullandık. Kayışını yeniledik. Ön varyatörü set halinde komple yeniledik. Burcu dahil. Diferansiyel yağını değiştirdik. Hava filtre bakımını yaptık. Burada yapılması gerekenleri yaptık ve motorumuzun herhangi bir yanı kontrolü yapıyoruz. Disklerimiz gayet iyi durumda. Arka baratamız iyi durumda. Sıkıntı freni bir sık. Yapılması gereken kontrolleri yapıyoruz. Baratam iyi durumda. Lütfen alalım motorumuzu. Sen bir turla gel sonra ben bir turlayayım.
Şuraya oy. Onu Berk ayarladı. Berk benim kameramanım, tamam mı? Burada... Hayırdır abi, Berk sabahtan beri kameraya dokunmuyor. Berk ayarlanmış yapıyor. Boş yapma çabuk. Şu motoru çek, çek motorunu hadi. Arkadaşlar şu motoru buraya ısrarla sokan arkadaş, bak şu, şu arkadaş, bakın arkadaş, şu arkadaş. Şu arkadaş. Tamam, gel abi çek, al motoru, geri al. Motoru çizecek. 150 bin liralık motoru çizecek ya. 150 bin lira manevi değer daha fazladır. Evet arkadaşlar, bakım sonrası Berk ilk kez sürüşünü yapıyor. Doktor Kulley, Doktor Kulley. Al sana Doktor Kulley, bakalım. Şey mi taktınız? Performans bakalım. Hı hı. Bakalım ne kadar performans alacak. Berk yapıştırdı, geliyor. İyi de gidiyor ha. Sese baksana. Usta ben buradan duyuyorum. Evet Berk. Gazlıyor. Titreşim var mı? Yok. Azalmış be. Bak alışacak, sitere gitmiş. Tamam bir de ben bakayım.